Merhaba arkadaşlar. Yeni bir İngilizce uzaktan eğitim videosuyla tekrar karşınızdayız. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda size yer edatlarını anlatmıştım. Yani bir şeyin altında, üstünde, kenarında, yanında derken in, on, at şeklinde bazı kelimeler kullandığımızdan bahsetmiştim. Bunların İngilizcesine preposition dediğimizi hatırlayacaksınız. Şimdi bu in, on, under, over şeklindeki prepozisyonlardan 3 tanesine daha ayrıntılı bakmak istiyorum sizle beraber. Bu 3 tanesi arkadaşlar in, on ve at prepozisyonları. Bunları hem zaman hem de yer kelimeleriyle beraber nasıl kullandığımızı gelin beraber inceleyelim. Arkadaşlar in, on ve at edatlarımızı yani prepozisyonlarımızı gördüğünüz gibi sizin için sıraladım. In prepozisyonu arkadaşlar daha bir genişlik, daha bir büyüklük anlamımız katıyor. O yüzden dikkat ederseniz bigger şeklinde anlamanız için bir not düştüm buraya. Gelin beraber zamanla ilgili kısmına bir bakalım. Centuries bildiğiniz gibi yüzyıl demek arkadaşlar. Century yüzyıl demek. Dolayısıyla 1800'lerde diyeceğimiz zaman in the 1800s şeklinde söylüyoruz. In the 1800s şeklinde söylüyoruz. Decades arkadaşlar Türkçemizde olmayan bir kelime olduğunu söylemiştim. 10 yıllık periyotlara İngilizce'de decade kelimesiyle ifade ediliyor. Ve mesela 80'ler diyoruz ya. In the 80s, in the 70s, in the 60s, 60'lar, 70'ler, 80'ler derken ne yapıyormuşuz arkadaşlar? In prepozisyonunu kullanıyormuşuz. Başka nerede kullanıyoruz? Aylarda kullanıyoruz tabii ki, değil mi? Mart ayında, Nisan ayında, Kasım ayında derken ne yapıyoruz? In March, in May, in June, in July şeklinde aylarla beraber kullanacağımız zaman yine in prepozisyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak in'i nerede kullanıyoruz? Haftalarda kullanıyoruz. Mesela 2 hafta sonra görüşürüz. 2 hafta içerisinde görüşürüz şeklinde bir ifade kullanıyorsak see you in 2 weeks diyoruz. See you in 2 weeks. 2 hafta içerisinde görüşürüz şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kısmın gelin bir de yer kelimeleriyle kullanılışına bakalım. Yani in prepozisyonunun yer kelimeleriyle beraber kullanışını gelin beraber görelim. Arkadaşlar bakın yine genellik belirtecek. Yani büyük bir şehri kastediyorum bakın. In Italy, in Italy, İtalya'da derken in Italy şeklinde kullanılıyor. Ya da ne yapıyorum arkadaşlar? Ülkeden daha aşağı geçtim. Şehir. Yine şehirde de in prepozisyonunu kullanıyorum ve diyorum ki in Rome. In Rome. Okay. Dolayısıyla Roma'da derken ne yapıyormuşum ben? In Rome kelimesiyle beraber kullanıyorum. Mesela I am in Rome right now. Şu anda İtalya'dayım. Şu anda Roma'dayım. I am in Italy and in Rome right now. Şeklinde cümlemde ne yapıyorum? In prepozisyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Başka nerede? Bu şehrin belli bir bölgesini kastediyorsam yine in'le kullanıyorum arkadaşlar. Mesela neresi? Roma'da bir Chinatown diye Çin mahallesi olduğunu düşünün. Bu mahalleyi de İngilizce olarak ifade ederken ne diyorum? In Chinatown. In Chinatown şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Neymiş? In kelimesi, in prepozisyonu, in edatı İngilizce'de arkadaşlar büyük şehirlerde kullanılır ve bir genellemedir arkadaşlar. Şimdi biraz daha detaya girelim isterseniz. Bakın detaya doğru gittiğimiz zaman ne olacak? İn'e göre daha detaylı bir şey olduğu zaman arkadaşlar on edatını kullanacağız. Bakın on edatını zamanlarda nasıl kullanıyoruz? Mesela günlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Günlerde kullanıyoruz. Bakın yıllarda ne yapıyorduk? Yıllarda in kullanıyorduk. Ama aylara geldiğimiz zaman, özür diliyorum, günlere geldiğimiz zaman artık on kullanmaya başlıyorum. Diyorum ki mesela on April 15th, 1776.
on April 15th, 1976. Yani 1976'nın 15 Nisan'ı, Nisan'ın 15. günü. Burada 17'den sonra arkadaşlar aslında bir orada gizli bir day ifadesi var. Onu ne yapıyoruz? O day'den dolayı 10 gelmesi gerekiyor. Günlerde 10 gerekiyor. Yani mesela ne diyorduk biz? On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Hafta sonları için de aynı şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. On the weekends, on Saturday, on Sunday. Okay. Bir başkası arkadaşlar mesela doğum günümde bana ne alacaksın şeklinde bir soru soracaksınız. Nasıl soruyorsunuz arkadaşlar? What do you want to buy on my birthday? What will you buy to me on my birthday? Doğum günümde bana ne alacaksın derken oradaki D'yi yine 10 ile veriyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü birthday, D ile bitiyor. Nisan'ın 15. günü şeklinde bir ifadede yine D ile orada gizli bir D olduğu için 10 kullanıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu kısmın bir de yerine bakalım arkadaşlar. Yerde de aynı şekilde ülkeye, şehre ya da şehrin bir kesimine nispeten daha da küçük bir yere gidiyorsak eğer, daha da küçük bir yeri tarif ediyorsak ne yapacağız? 10 kullanacağız. Örneğin caddeleri tarif ediyorsak, kullanacağımız İngilizce ifadede cadde geçecek ise eğer, cadde ismi geçecek ise ya da bir bulvar ismi geçecek ise arkadaşlar ne yapıyorum? 10 kullanıyorum. Mesela my school is on Ziya Paşa Street. My school is on Ziya Paşa Street. Yani benim okulum Ziya Paşa Caddesi'ndedir derken ne yapıyorum? On kullanıyorum. Ya da this building is on the corner. This building is on the corner. Bu bina bu köşede, bu caddenin köşesinde derken yine caddenin köşesinde da ifadesini veren şey neymiş arkadaşlar? On prepozisyonu imiş. Peki daha da aşağı giriyorum. Bakın ne yaptım? Yüzyıldan başladım. Yıllara geldim. Yıllardan aylara geldim. Aylardan günlere geldim. Ve şimdi nereye geldim zamanda? Saatlere geldim. Saatlerde arkadaşlar ne kullanacağım ben? Daha detaylı olduğu için at kullanmam gerekiyor. Bakalım beraber örneklere. At 7 a.m. I wake up every day at 7 a.m. Her sabah saat 7'de kalkarım. It is at 12 o'clock. This building will be open again at 12 o'clock. Bu bina tekrar saat 12'de açılacak gibi mesela. Ve son olarak at 5 p.m. saat 5'te derken ne yapıyormuşum? Saatlerde at kullanıyormuşum. Peki zamandaki, yerdeki detaya bakalım arkadaşlar. Yer ifadelerinde artık caddenin belli bir köşesi, büyük bir bulvar düşünün ama bir sokağını düşünün. O caddenin, o sokağını ifade edeceksem 7. sokak, 3. caddenin 5. köşesi şeklinde bir ifade kullanacaksam daha detaylı olduğu için ne yapıyorum? At kullanıyorum. Bunun tam Türkçesi şudur. Sizden adres istendiği zaman I live at deyip ondan sonra adresini söyleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın beraber örneği inceleyelim. 147 ya da 147 Sunset Street. Okay. 147 Sunset Street de diyebilirsiniz. Ne yapıyorsun? My home, özür diliyorum. My building is ya da my house is at 147 Sunset Street şeklinde adresimi söylüyorum arkadaşlar. Ya da ne diyorum? Bu şey it is at the store. Ne demek? Bu binada, bu mağazada şeklinde ifade ederken ne diyorum yine? At the store şeklinde söylüyorum. Ya da I am at the post office şeklinde söylüyorum. Yani neredesin şu anda? En spesifik olarak, en detaylı yer olarak şu anda postanedeyim demek için ne yapıyorsun? I am at the store. Mağazadayım. I am at the store. Postanedeyim. I am at the post office şeklinde ifade ederken ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bu üç prepozisyondan
eti kullanıyormuşuz. Siz de lütfen bu in on et ile ilgili sağda ve solda görülen kelimelerle ilgili cümleleri oluşturmaya çalışın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.